Merhabalar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Umarım herkesin sağlığı ve keyfi yerindedir. Bu akşam e-ticaret masamızın konuğu Bloomberg'in kurucusu sevgili Neslihan Kılıç Hacı Alioğlu. Bizlerle girişim hikayesini anlatacak, deneyimlerini paylaşacak ve buradan aslında yeni girişim için de ilham kaynağı olacak. Merhaba. Merhabalar Pınar Hanım. Hoş geldiniz. Merhabalar herkese. Hoş buldum. Merhabalar. Teşekkür ederim. Kapatalım. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Çok mersi karşılıklı. Uzun zamandan sonra aslında karşı karşıyayız. Doğru. Çok etkinlikle ve eğitimle beraberdik. Bu vesileyle de tekrardan online olarak birlikteyiz. Görüşmüş olduk. Çok doğru. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda çok şükür. Herkes gibi tabii ki biz de etkilendik. Çok zor bir süreç yaşadık. Evet. İnşallah sonuna geldik bu sürecin. İnşallah bundan sonra normalleşmeyle birlikte ufak ufak toparlayacağız. Eski günlerimize döneceğiz. Zor bir süreç geçirdik. Evet. Bundan sonra önümüze bakarak yola devam edeceğiz. Daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Aslında daha derinlere inmeden kısaca sizi tanıyalım izleyenlerimiz için de. E-ticarete geçiş sürecinizden önce aslında bu hikaye nereden başlıyor? Sizi biraz tanısak, sonrasında çok çünkü merak edilen var. Onları sırayla ben size sormaya çalışacağım hepsini vaktimiz yettiğince. Tamam, tabii ki seve seve. Teşekkürler. Ben Neslihan Kılıç Hacı Alioğlu. Kendimden bahsedeceğim tabii ki, kendimi anlatacağım, Bloomberg'i anlatacağım, birlikte girişimciliği konuşacağız, e-ticareti konuşacağız, ticareti konuşacağız vesaire, ama ben hepsinden önce akşamın bu saatinde bizi evlerine konuk eden herkese öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Evet, teşekkür ederiz. Evet, herkes hoş geldi. Genelde de az önce sizin de bahsettiğiniz gibi biz birçok platformda bir araya geliyoruz, panellerde, konferanslarda, böyle söyleşilerde. Ve ben aslında karşılıklı sohbeti çok seviyorum. Çünkü merak edilen çok şey var. Kendimi anlatmaktan çok merak edilen soruları cevaplamayı seviyorum. Ama bir yandan da biliyorum ki akşamın bu saatinde Instagram çok yoğun olduğu için internet de sıkıntı çıkabiliyor. O yüzden yorumları kapatıyoruz. Fakat öncesinde çok soru aldığımızı da biliyorum. Şimdi hem o sorular doğrultusunda gideceğiz, hem dediğim gibi e-ticaret, girişimcilik, hepsini konuşmaya çalışacağız. Tamam. Şimdi yeni bağlananlar varsa ben tekrar söyleyeyim. Neslihan Lütfen. Kılıç Hacı Alioğlu ben. Bloomberg'in kurucusuyum. Bloomberg, mutlu, şık ve doğa dostu çantalar üreten bir Türk markası. Yaklaşık 4 yaşında olan bir Türk markası. 4 yıl önce kurulduk. Ve 4 yıldır da aslında sürekli zorluklar, değişik sıkıntılar, hem ülkemiz hem girişimcilik adına birçok şey yaşıyoruz, ama yola devam ediyoruz. Şimdi yine girişimciliğe başlamadan önce ben biraz kendi background'umu da anlatmak istiyorum. Ben işletme mezunuyum. 2000'li yılların başında üniversiteden mezun olduğumda birçok o seneler işletme okuyanlar veya sosyal bilimler okuyanlar gibi ben de bankacılık tercih ettim. Çok popüler bir meslekti o dönem bankacılık ve kurumsal bir bankada kurumsal bankacılık yaparak işe başladım. Şimdi o dönem çok tabii hayallerimiz, hedeflerimiz böyle kariyere dayalı birçok beklentimiz vardı. O hedeflerle başladık yola. Yaklaşık bir 10 yıl ben Türkiye'nin bütün önde gelen büyük şirketlerinde, kurumsal firmalarında, bankalarında hem bankacılık finans tarafında hem de daha sonra satış, pazarlama, marka danışmanlığı gibi biraz daha hayatın içinde olan bölümlerde de görev aldım. Ve toplam 10 yıl kurumsal deneyimim, kurumsal maceram devam etti. Fakat 10 yıl içinde ben ilk yılların heyecanı geçtikten sonra sürekli bir sorgulama dönemine girdim. Yani ben yaptığım işten memnun muyum? Ne kadar hayallerimi gerçekleştirebiliyorum? İşte önümüzdeki yıllarda burada olmak istiyor muyum? Olmak istemiyorsam ne yapmak istiyorum? Vesaire. Eminim birçok kurumsalda çalışan herkesin sık sık kendini sorguladığı sorulardır bunlar.
Ben de onları yaşadım. Yani şu sonuca vardım. Evet, kurumsal beni çok mutlu etmiyordu. Ama öte yandan da ne yapabilirim? Yani kurumsaldan ayrılırsam, çünkü maalesef ki hani işletme, sosyal bilimler okuyanların bir mesleği elle tutulur, çok bir meslek denilebilecek özelliği olmuyor. Hemen o kurumsal dünyadan ayrıldığımızda ertesi gün kendi başımıza bir iş kurabilecek yetenekte olamıyoruz. Dolayısıyla ne yapabilirim sorusu hep kafamda vardı. Şimdi ben burada bir antiparantez açıp hemen şuraya gelmek istiyorum. İşte son 2-3 aydır her birimiz evlerdeyiz malum. Evet. Bu pandemi süreci ciddi içe dönmeler oldu. Kendimize döndük. Ailemizle, evimizle daha çok vakit geçirolduk. Ve aslında sağlıklı hayatı, spor yapmayı, sağlıklı beslenmeyi kendi hayatımızın içine daha çok sokar olduk. Dolayısıyla bu dönemde ben de uzun zamandır yapmak istediğim yoga vardı. Yogaya başladım. Şimdi yoga yapanlar belki bilirler. Yogada hep pozlar arası bir akış vardır, bir geçiş vardır, bir teslimiyet vardır ve o akışla beraber ilerlersiniz. Dolayısıyla ben işte o kurumsal hayatta ne yapacağımı bilmeyip ama çok da mutlu olmadığım bir dönemde hiç farkında olmadan sanırım kendimi o akışa bıraktım ve yol beni aslında o kendi işimi yapma noktasına getirdi. Yani bununla ilgili soruyu ben de çok fazla alıyorum. Çünkü orada bir düzen var, bir hayatınıza kurduğunuz bir işte onun getirdiği pozitif şeyler var. Her ay başında hesabınıza tıkır tıkır yatan bir maaş var. O güven değil mi? Güvenli sınır aslında. Güvenli sınır, çok doğru. Yani her ne kadar şikayetçi olsanız bile bütün onları elinizin tersiyle itip ben yeter artık çok sıkıldım, bugün istifa ediyorum ve yarın ayrı bir dünyaya geçiyorum diyemiyorsunuz çok doğal olarak. Hepimizin sorumlulukları var vesaire. O yüzden de o akış, yani siz o kararı alıp o kadar radikal bir aksiyon yapamadığınızda aslında o akış sizi teslim olursanız bir noktaya getiriyor. Ben de biraz o akışa teslim oldum ve o noktaya geldim. İyi evet. Gelmişsiniz. Çok güzel aslında bir yolculuk başlangıcından itibaren. Şu anda da başarılı sürdürüyorsunuz bunu. Daha önce herhangi bir ticaretle bir şeyiniz yok değil mi? Yani Instagram'dan satışlarla mı başladınız yoksa direkt e-ticaretle mi başladınız? Nasıl bir süreçten bahsediyoruz orada başlangıç aşamasında? Şöyle, şimdi ondan da bu akış beni getirdi. Tabii muhtemelen bu akışın nasıl olduğunu da merak edenler olacaktır. Hı-hı. Şimdi evet, yol beni getirdi vesaire ama dediğiniz gibi benim hiçbir tecrübem yoktu. Yani ticarete dair, e-ticarete dair hiçbir tecrübem yoktu. Yani benim o ana kadar kurumsal dünyada edindiğim bir finans ve satış pazarlama tecrübesi vardı. Dolayısıyla işte nasıl yapabilirim, bunları nasıl değerlendirebilirim diye düşünürken o akış sebebiyle ben kendimi Kore'de buldum. Çok ufak bir projeye bir danışmanlık yapmak üzere girmiştim. Yabancı bir şirkette bir danışmanlık yapıyordum. Ve tamamen aslında satış, pazarlama ve marka üzerine bir projeydi bu. Bir anda kendimi o markanın üretiminin olduğu Kore'de, fabrikada üretimin içinde buldum. Ve üretim inanılmaz heyecanlı ve güzel bir şey. Çok dinamik bir şey. Aslında o ana kadar hani ucundan kıyısından hiçbir bilgim olmayan, haberim olmayan bambaşka bir dünyaya girdim. Ve gerçekten o real dünyaya ait, yani kafanızdaki, fikrinizdeki, işte kağıtlardaki, planlardaki bütün hedeflerin bir somut bir şey olarak, bir ürün olarak karşınıza çıktığını görüyorsunuz ve bu beni çok heyecanlandırdı. Yani üretimin gerçekten o tozunu yutmak denilen hadise böyle bir şey beni çok heyecanlandırdı. Daha sonra onu hani raflara koymak, onun satış stratejilerini oluşturmak, markalaşmasını sağlamak falan, onlar da çok ayrı heyecanlar. Dolayısıyla benim o ana kadar edindiğim hayat tecrübemde kendime göre eksik olan bir noktayı da ufak ufak tamamlamış oldum. Ve şuraya geldim. Dedim ki yani ben bir ürün üretip, bir şey üretip, onu markalaştırıp, onu hayata sunmalıyım. Yani o benim çok motivasyonum ve işte bir iş kurma fikrindeki aslında tam ampulün yandığı yer orası oldu. Sonra tabii hani bunu okey, orası okey ama o ürün ne olacak yani? En çok merak edilen soruların başında geliyor.
O ürün ne olacak? Onu ben de çok araştırdım. Birçok ürün denedim. İşte hem Kore'den, Uzak Doğu'dan, farklı yerlerden getirttim, yaptırmaya çalıştım. İşte kimisi Türkiye'ye geldi, gelemedi, Türkiye pazarına uygundu, değildi, fiyatlaması oldu, olmadı derken. Yani bunun hiçbir zaman böyle tek doğru bir cevabı yok. Şimdi birçok işte benzer iş yapmak isteyenler, e-ticaretle uğraşanlar bana bu soruyu çok soruyor. Ya hani ürün, hangi ürünü satmalıyız, nasıl yapmalıyız? Ne olmalı? Ne olmalı? Hani ben şunu gördüm. Bir, bunun böyle çok doğru bir cevabı yok. Mutlaka çok fazla ürün denemelisiniz. Onun Türkiye'de veya satacağınız pazar neresiyse uygunluğunu çok iyi test etmelisiniz. Ondan sonra da aslında iş biraz sizin, yani üründen bağımsız olarak sizin kendi satış ve iş yönetim becerilerinize geliyor ki önümüzdeki dakikalarda oraları biraz daha detaylı konuşacağız. Evet. Dolayısıyla Uzak Doğu'da bir üretim macerasından sonra ve birçok ürün denedikten sonra iş aslında tekrar benim kurumsal hayatta yaşadığım döneme geldi. Oradan da biraz bahsetmek istiyorum. Lütfen. Kurumsal hayatta şimdi çoğumuz biliyoruz. Özellikle biz kadınlar çok şık giyiniyoruz. İşte üstümüz, başımız, ayakkabımız, çantamız, görünüşümüz çok şık olsun istiyoruz. Hele hele müşteriye giden satış pazarlama tarafında olan kadınlar daha da bir kıyafetlerine özen gösteriyorlar. Ben de onlardan biriydim. Bütün gün böyle gayet şık topuklu ayakkabılarla müşteri ziyaretleri vesaire ve elimizde laptop. Çoğu zaman da o laptopu taşıdığımız şirketlerin bize verdiği böyle işte düz siyah, erkeksi, soğuk bir çanta. Soğuk, çok maskülen, işte polyester bir çanta. Ben o çantayı hiç sevmiyordum kendi adıma ve farklı bir çanta, o şıklığıma yarışır bir laptop çantası taşımak istedim. Ve çok araştırdım, yani Türkiye'de olabilecek o tarz ürünlerin satıldığı her yere baktım ama bir türlü istediğim gibi bir çanta bulamadım. Ama o dönem hani hala bu arada daha Kore'ye gitmedim, böyle bir hani üretim, ürün üretirim fikri yok falan. Hani sadece bir tüketici gözüyle öyle bir ürünün Türkiye'de olmamasına gerçekten çok şaşırdım. Yani çünkü Türkiye modada, tekstilde, tasarımda çok önde bir ülke baktığımızda. Evet. Ve çalışan kadın sayısı da çok fazla ve her geçen gün daha da fazlalaşıyor. Hı hı. Kendine özen gösteren çalışan kadın çok fazla. Dolayısıyla oradaki erkek egemen dünyayı anlayamadım. Ve sadece hani böyle arkadaş arasındaki sohbetlerde çoğumuz yaparız. Ya böyle bir ürün yok ama ben üretsem ne güzel olur falan gibi. Sadece bir sohbet tarzında öyle bir fikir o dönem oluşmuştu. Sonra az önce anlattığım Uzak Doğu'da, Kore'de ben fabrikada üretim aşamalarını yaşarken ve birçok ürün denerken hangisi olur hangisi olmaz diye. Aslında kurumsal hayatta çalıştığım dönemdeki bu fikir, hı hı, aklıma geldi. Yani o dönem böyle bir eksiklik vardı, Türkiye'de yoktu. Böyle bir şey yapsam nasıl olur diye kolları sıvadım. Ve aslında bütün çalışmamı ben Kore'den laptop çantası Türkiye'ye getirmek üzerine yaptım. Yola böyle başladım. Birçok şey yaptım tabii, yani hem Kore'de birçok üreticiyle iletişime geçtim, işte kaliteler, modeller vesaire onlarla uğraşırken bir yandan da Türkiye'de tabii pazar araştırması, ne kadar doğru pazar, nerelerde satılabilir, nasıl ürünler satılabilir gibi Türkiye'de onun pazar araştırmasını yapmaya başladım. Tam birçok noktada aslında hazır hale gelmiştik ki Türkiye'de çok ciddi bir vergi kanunu devreye girdi ve ithal ürünlerde çok yüksek vergiler getirildi. Bunu da hesapladığımızda artık astarı yüzünden pahalıya gelir noktada bir sonuçla karşılaştık. Ve hele hele işi ilk kurduğunuz, yeni kurduğunuz bir dönemde bu kadar büyük bir risk, bu kadar düşük karlı, hatta neredeyse hiç kar olmadan böyle bir işe girmek hiç mantıklı gözükmüyordu. Ama öte yandan da ben o ürüne çok inandım. Yani Türkiye'de öyle bir ürünün eksikliğine çok inandım. Dolayısıyla yurt dışından, Kore'den, Uzak Doğu'dan getirme fikrini rafa kaldırarak yerli üretimle tekrar bu işe
yola koyuldum ve Blooming Back adımlarım böylece atılmaya başladı. Peki bu süreçte üretim aşamasından biraz bahsedebilir misiniz? Hani bu süreçte nasıl araştırma yaptınız? Doğru üreticiyi nasıl buldunuz? Ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Tabii ki bahsederim. Şimdi üretim yapmak isteyenlerin de bu çok merak ettiği bir şey. Evet. Eğer ki o dünyada değilseniz, ki ben söylediğim gibi aslında o zamana kadar tamamen plaza dünyası diye hepimizin adlandırdığı üretimden çok uzak, reel sektörden çok uzak apayrı bir dünyadaydım. Dolayısıyla üretici bulmak, atölye bulmak ve doğru üreticiyi bulmak gerçekten çok çok zor. Belki de işin en önemli püf noktası. Yani dışarıdan kolay gibi gözüküyor. Ne olacak canım, hani bulurum, üretici mi yok deniliyor ama işin içine girdiğinizde gerçekten öyle olmuyor. Çünkü dinamikler çok farklı. Yani şu var esas ipucu bence orada yatıyor. Eğer hiç bilmediğiniz bir işe giriyorsanız ve bu işte de bütçeniz kısıtlıysa, küçük bir bütçeyle giriyorsanız çok doğru stratejilerle çok doğru adımlar atmak zorundasınız. Şimdi üreticilere gittiğinizde çok kabaca iki çeşit üretici var. Yani bir tanesi kurumsal diyebileceğimiz işte belli ilkelere göre üretim yapan, nispeten kaliteli üretim yapan, iyi üretim yapan üreticiler ki hedefimiz tabii ki onlarla çalışmak. Fakat onlar adette çok ciddi adetler. Yani 10 bin adetlerden masaya oturmaya başlıyorlar ki 10 bin adet sıfır kurulan bir iş için yani inanılmaz yüksek. Yani daha 5 tane bile satacağınızdan emin değilsiniz ki 10 bin adet çok yüksek. Şimdi o iyi üreticilerle adet bazında çalışamayacağınız için o zaman daha küçük üreticilere kalıyorsunuz. Bunlar da nispeten merdiven altı denilen, işte daha az adetler üreten. Fakat oralarda da kaliteyi hiçbir zaman garantileyemiyorsunuz ki maalesef hani Türkiye'de bu işte çok büyük sıkıntılar var. Hele hele hani bizler gibi özel bir ürün yapmaya çalışan bir takım kriterlere, işte o ürünün dayanıklılığına, kalitesine, temizliğine, hijyenine, doğallığına vesaire vesaire dikkat ediyorsanız o kaliteyi yakalamanız çok zor. O noktada bayağı bir zorlandım. Yaklaşık bir yıl benim üretim ve üretici arama aşamam sürdü. Tam artık umudumu kaybetmiştim ki en sonunda bir atölye buldum ve yola başladım o şekilde. Aslında ince eleyip sık dokumak gerekiyor değil mi? Acele etmeden yavaş yavaş dediğiniz gibi sonrasında belki de tekrar en başa dönmek o süreci çok daha zorlaştıracaktır değil çok mi? Çok doğru en zor diyorsunuz. Belki de o. Çünkü hani çok bu işin temeli diyorsunuz. Hani teknik kısımlar hallolur ama işte ürün kısmı biraz daha en çetrefilli kısım değil mi? Çetrefilli kısım evet, çünkü yani hele ilk başladığınız noktada yanlış bir ürünle, istediğiniz aklınızda olmayan bir ürünle yola çıktığınızda işler bambaşka bir yere gidebiliyor ve hani çok ciddi vakit ve nakit kaybı oluyor. Dolayısıyla hayalinizdeki, kafanızdaki işi kurabilmeniz için doğru atölyeyi bulmanız gerekiyor. Bu da dediğim gibi hiç kolay bir aşama değildi. Ama eninde sonunda yani bir laf vardır, ben onu çok severim. Eğer bir istek varsa mutlaka çözümü de vardır. Yani if there's a will, if there's a wish, there's a will. Yani way. Dolayısıyla hani yeter ki yapmayı kafaya koyalım. Çok araştırıp yılmadan bir cevabını, yolunu bulabiliyoruz bu noktada. O işin peşini bırakmadan mücadele etmek. Mücadele etmek. Evet. Dolayısıyla yani Blooming Bag'in ilk kuruluş noktası böyle oldu. Genellikle bunu çok merak ediyorlar, soruyorlar. Hani ne alakanız vardı, nasıl oldu, neden çanta şeklinde. Fikirler ve üretim yine orada aşamaları. Fikir, ihtiyaç, tamamen farklı bir bakış açısı aslında. Orada bu kadar güzel ürünlerin çıkmasına aslında vesile oluyor. Hikayenin aslında başlangıcından itibaren. Doğru, teşekkür ederim. Evet, genelde girişimcilikte, aslında ürün kısmındaki girişimcilikte söylenen budur. Hep bir ihtiyaçtan doğar. Yani gerek kurucunun kendi ihtiyacı, gerekse işte yakın çevredeki ihtiyaçtan doğar. Ben de aslında hani çanta baktığınızda çok basit bir ürün. Binlerce yıldır, belki de milyonlarca yıldır dünyada olan, dünya üzerindeki hemen hemen herkesin en az bir tane sahip olduğu
Çok basit bir ürün. Yani birçok aslında sanırım iş kurmak isteyenin düştüğü yanılgı da bu. Yani illa böyle olmayan, işte keşfedilmeyen, çok bambaşka bir ürün bulmaya çalışıyorlar. Evet. Yani artık dünyada çok öyle bir ürün kalmadı. Herkes her şeye ulaşabiliyor. Doğru. Her yerde her ürün var. Eğer hani çok teknolojik, çok değişik bir ürün yapmadığınız sürece. Önemli olan bence dolayısıyla o ürün değil. O üründeki sizin tamamen işi yapış farklılaştırmak aşamalarınız. Değil mi? Sonuçta en önemli aksesuar işte kadınlarda ayakkabı, işte çanta, çanta. Ufak tefek aksesuarlar ama burada işte onu farklılaştırmak ki sizin ürünü gerçekten çok güzel. Hani dokusu, tasarımları Teşekkür ediyorum. Gayet hem şık kullanılabilecek hem de tarzını herkesin bulabileceği bir kreasyon. Şimdi bu tarafta biraz da Teşekkürler. bütçe ve işte sermayeden biraz bahsedeyim. Yani bu işe başlarken en merak eden kısımların bir tanesi de bu. Yani ben e-ticaretle başlayacağım, internetten satış yapacağım ama ne kadarlık bir bütçeyle yola çıkmam gerekiyor. Tabii bunun hani farklı şeyleri de var ama işte altyapı kısmı, ürün kısmı, işte reklam kısmı vesaire ama temelde hani ne kadarlık bir kısma başladınız, bir destek aldınız mı? Bu tarafta ilgili bir çalışma yaptınız, bir proje ürettiniz mi? Onunla ilgili de bir bilgi alabilirsek sizden şahane olur. Tabii ki seve seve. Dediğiniz çok doğru. En çok merak edilen noktalardan biri bu. Ne kadarlık bütçe, ne olmazsa olmaz. Şimdi ben yani her zaman birçok noktada açık olmayı ve açık konuşmayı çok seven bir insanım. Dolayısıyla hani bunu da söylemekte hiçbir beis görmüyorum. Her yerde de söylüyorum. Ama söylerken de dipnot, şunu özellikle söyleyeyim. Sakın benim yaptığımı yapmayın diyerek söylüyorum. Şimdi ben hani işte Blooming Back 4 yaşında ve 4 yıllık tecrübemden geriye dönüp baktığımda ilk işi kurduğum noktada aslında çok büyük bir yanlış yapmışım. Yani daha doğrusu çok büyük bir cahillik yapmışım. Benim fikrim şuydu, benim çok çok az bir sermayem vardı, yani yok denecek kadar az. Dolayısıyla aslında benim o günkü hayalim, hani böyle işte kocaman bir marka olayım, her yerde satayım, binlerce adet üreteyim falan değildi. Cebimdeki sermayeyle ne yapabilirim? İşte o günün koşullarında atıyorum tamamen 3 tane çanta ürettirebilirim. Tamam, o zaman bu 3 tane çantayı ürettireyim, ben bunu satayım. Sattığım parayı cebime koyayım. Tekrar işte o zaman o ettiğim karla da belki 4 çanta üreteyim, 4 satayım. Ona da 5 çanta. Döndüreceğim. Döndürmeyi düşünüyordum ama dediğim gibi bu çok büyük cahillikmiş. Çünkü bu bir nevi evcilik oynamak aslına bakarsanız. Yani bu ticaret maalesef olmuyor. Hele hele günümüz koşullarında olmuyor. Ben aslında biraz da o tarafı da anlatmak isterim. Yani çok büyük bir marka olmayı hedeflemeyerek girdim vesaire. Çünkü şöyle girdim, dediğim gibi bütçem çok kısıtlıydı ve çok az ürün üretebilecektim. O yüzden de ben eminim bizi izleyenlerin çoğu biliyordur. Etsy.com bu uluslararası bir e-ticaret sitesi, tamamen el emeği ürünlerin satıldığı, çok butik ürünlerin hak ettiği değerlere satıldığı, hele hele bu işte dolar ve euro olunca Türk parasına çevirdiğinizde gayet güzel bedelleri olan ürünler. Benim aslında ilk çıkış noktam tamamen Etsy'de satış yapmaktı. Özel ürünler olsun, el emeği ve doğaya saygılı ürünler olsun. 3-5 tane üreteyim, Etsy'de satayım. Etsy'de satmayı planladığım noktada da tam orada işte bir shop açtım vesaire. Etsy'nin Türkiye'deki ödeme noktası olan PayPal tam o hafta Türkiye'den çekilme kararı aldı. Dolayısıyla kafanızdaki iş modeline ait plan tamamen suya düştü, çöp oldu. Yani ve bunun alternatifi yok. O anda yapabileceğiniz başka hiçbir ödeme yöntemi yok vesaire. O yüzden onu yapamayacak hale geldim. Peki o zaman ne yapabilirim? Bir yandan da dediğim gibi üretime de ufak ufak başlamıştım ve bu fikrin aslında çok da iyi bir fikir olduğunu, çok iyi bir ürün olduğunu da düşünüyordum, hissetmiştim. Dolayısıyla Etsy kapanınca iki şey vardı. Ya ben de her şeyi bırakıp bu fikri çöpe atacağım ya da başka satış kanalı bulacağım. Dolayısıyla başka satış kanalı bulmaya çalıştım. Fakat orada az önce konuştuğumuz bu atölyelerin zorluğu, işte oradaki adetlerin sıkıntısı vesaire. Yani bulabildiğim içime sinen atölyelerden en az üretim yapan, en düşük adet üretim yapan 1000 adet yapıyordu.
Yani benim o ilk başlarda işte 3 adet 5 adet üreteyim, evet, onu cebime koyayım dediğim nokta aslında gerçek olamadı. 1000 adet üretim yapmak durumunda kaldım. Burada da şimdi destek kısmına gelecek olursak COSGAP ile ben yola başladım. COSGAP'in kadın girişimcilere evet sağladığı bir yeni girişimcilik desteği var. İlk olarak ondan faydalandım. Bir proje sundum, iş planı yazdım, işi anlattım ve onaylandı iş fikrim. Orada çok ufak bir destek alarak COSGAP'le yola başladım. Ondan sonra da satış kanallarım da bir anda tabii ki artmaya ve değişmeye başladı. İlk önce fiziki olarak başladık. Kanyon'da çok butik bir teknoloji marketle yola başladık. Onlar ürünlerimizi beğendi. Ondan sonra da bir anda zincir mağazalar başladı. Ve aslında iş biraz planımızdan daha farklı yerlere gitmeye başladı. Ve esas orada biz yatırıma ihtiyaç duyduk. Hep sorulan sorulardan bir, evet, tanesi de o büyüme noktasında bu sermayeyi işte nasıl, ne yaptınız, nereden buldunuz? Şimdi COSGAP bahsettiğim gibi çok ufak, ilk girişimizi kurduğunuzda size tabiri caizse bu can suyu denilen, can suyu veren bir kurum. Fakat daha sonra üretiminiz arttıkça daha büyük sermayelere ihtiyaç duyuyorsunuz. Evet. Ben de duydum ve bir yatırım arayışına girdim. Yine kadın girişimcileri destekleyen Türkiye'nin bence en değerli kurumlarından biri olan Arya Kadın Yatırım Platformu'yla, evet, yollarım kesişti ve onların bir yarışmasına katıldım. Ve o yarışmada da derece alarak yatırım alamadım. Yine burada ben özellikle bunun da altını çizmek istiyorum bir yandan da. Yatırım almak ayrı zor bir süreç, yani çok uzun, evet, çok meşakkatli, çok mücadele edeceğiniz, asla pes etmemeniz gereken uzun bir maraton. Yani defalarca deniyorsunuz, yüzlerce kapıya gidiyorsunuz, olmuyor, olmuyor, olmuyor. Evet. Fakat bir yandan da Arya ile başlayan o yatırım süreci bende inanılmaz güzel gelişmelere yol açtı. Çünkü resmen işin ligi değişti. Yani orada benim tanıştığım kadınlar, çok kıymetli, daha önce işler kurmuş, yönetmiş, işte birçok başarıya imza atmış kadın. Aslında bana maddi yatırım yapmaktan çok daha kıymetli olan koçluk yaptılar. Bir vizyon, evet, verdiler. Birçok eğitim aldım ben onlarla. Girişimcilik eğitimi, iş yönetme eğitimi vesaire. O yüzden de belli bir bütçeyle satın alamayacağım belki de kıymetli şeyler kazandım. Evet. Yatırım süreci benim böyle devam etti. Sonra da o ihtiyaç, yani büyümek için ihtiyacım olan nakdi yatırımı almadım ama diğer bu çeşit yatırımlarla yola devam etmeye belki de başladık. Önemli desteklerden biri değil mi? O çevrenin genişlemesi. Çok doğru. O maneviyatın aslında yayılması. Burada aslında eğer ki bu tarz hani girişim desteği almayı düşünenler varsa sizin aracılığınızda hani buradan da duymuş olduk. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Araştırsınlar, neler yapabilirler, nasıl projeler üretebilirler. Mutlaka hani özellikle de e-ticaret tarafıyla ilgili de gerçekten hani bu tarz desteklerle yola çıkan çok fazla girişimci var. Mutlaka bunları değerlendirip araştırsınlar. Sonrasında dediğiniz gibi zaten çalışmayla beraber gerisi de geliyor. Gerisi de geliyor. Evet. Çok çok doğru. Yani şimdi ben hep şunu söylüyorum. Yani kendi işinizi yapıyorsanız, bir girişimciyseniz evet, çok yalnızsınız. Şimdi tabii son 3-5 yılda biraz daha farklılaştı. Çok farklı dernekler, işte kuruluşlar, topluluklar vesaire var ama ne olursa, evet, olsun bir kurumsal şirkette çalıştığınız gibi etrafınızda yüzlerce insan, işte farklı bir işle yaptıracağınız farklı bir bölüm veya sizin üstünüzde gelen işte bir yöneticiden daha önce bu işi nasıl yaptın gibi alacağınız bir bilgi vesaire yok. Aslında tamamen her şeyi kendiniz keşfediyorsunuz. Dolayısıyla o yolda, sizin gittiğiniz yolda ve çok zor bir yol bu, yani sürekli önünüze zorluk çıkıyor ve daha önce bilmediğiniz zorluklar, yollar. O yollardan daha önce geçmiş birilerinin size
el vermesi, sizi yönlendirmesi, sizi böyle işte sağa sola çarptığınızda çok ufak tekrar yörüngeye koyması çok kıymetli şeyler. O yüzden girişimcilerin yapması gereken en önemli şeylerden biri bu arayışa girmek. Yani bir finansal yatırımdan Hı-hı. önce bence o sosyal çevre, mentorluk, koçluk. Çünkü gerçekten bu konuda çok gönüllü, çok saygıdeğer insanlar da var. Evet. Yani koçluk yapmaya, mentorluk yapmaya gönüllü. Yeter ki siz el uzatın, yardıma ihtiyacınız olduğunu söyleyin. Dediğim gibi Arya olsun, Kagider olsun, evet. işte mesela yine kadınlar için iş hayatına ara veren annelik sebebiyle, başka sebeplerle sonradan dönenler için yeniden biz olsun. Bunun gibi birçok dernek var, kuruluş var. Arayışta olup onlara el uzatmak çok önemli. Evet. Sizin bu süreçte fiziki mağazanız yok ama bastığınız şekilde zincir mağazalarda çok fazla yer alıyorsunuz değil mi? Doğru. Bu onlara biraz bahsedebilir misiniz? Hangi zincir mağazalarda yer alıyorsunuz? Buradan tamam. ürünlerini incelemek isteyenler, ürünlerinize ulaşmak isteyenler olursa e-ticaretin dışında oradan da inceleme yapabilirler aslında. Seve seve tabii ki bahsedeyim. Şimdi söylediğim gibi ilk kurulduğumuzda biz Kanyon'da butik bir mağazayla, Enjoy mağazasıyla yola başladık. Evet. Ve onlar tamamen aslında ithal ürün satan bir mağaza. İlk Türk ürünleri bizdik ve orada böyle işte vitrine çıktık, çok keyifliydi vesaire. Oradan biz tabii hani o küçük bir mağazaydı baktığınızda, farklı satış kanalları ararken oradan bize bir telefon geldi bir gün. Dediler ki ya işte sizin ürünleriniz vitrinde ve vitrinden işte biri gördü ve o biri de Turkcell'in pazarlama müdürlerinden biri, sizin ürünleri çok beğendi ve sizinle çalışmak istiyor. Dolayısıyla burada bize bambaşka bir kapı açıldı, o kurumsal evet. dünyanın kapıları açıldı. Biz ilk Turkcell'in flagship store'larında satışa başladık ve online'ında satışa başladık. Hemen akabinde de D&R'la anlaştık ve çalışmaya başladık. D&R'ın en son 22 mağazasında birden Hı-hı. ve online'ında satışta bulunuyorduk. Sonrasında da bu benim az önce bahsettiğim yatırım, işte Arya Kadın Girişimcilik süreçlerinde de bana Kagider'in yolu açıldı. Kagider yine Türkiye'de kadın girişimcileri evet. destekleyen çok eski ve köklü kuruluşlardan biri. Kagider aynı zamanda Boyner'le ortak bir proje yürütüyordu ve Perakende'deki en başarılı 15 kadın girişimci projesi. O projeye seçildik. O projenin sonunda da Boyner'in bütün mağazalarında yer alma fırsatı yakaladık. Dolayısıyla yaklaşık 2 yıldır da Boyner'lerde, büyük Boyner'lerde varız. Yine aynı zamanda online'ında. Boyner'le birlikte Mor Hipo'da da varız. Oradan tabii offline'a kaydı süreç. Pardon, online'a kaydı. Yani offline'da Boyner ve D&R, ondan sonra da online'da hemen hemen Türkiye'deki bütün pazar yerlerinde varız. Günümüzün, gündemimizin biliyorsunuz ki en olmazsa olmaz evet. şeyi online satış. Orada da biz zaten uzun süredir vardık. Hı hı. Her geçen günde mecralar artıyor. O tarafta. Hazır pazar yerine gelmişken onunla ilgili aslında gelen soruyu hemen aktarmak istiyorum. Pazar yerleri aslında e-ticaret tarafında biraz böyle askıda kalan bir şey. İşte ben pazar yerleri olmalı mıyım? Girmem gerekiyor mu? İşte girmesem olur mu? Vesaire gibi aslında çok böyle sorular da geliyor. Bu noktada siz ne öneriyorsunuz? Yani e-ticareti yeni başlayan ve halihazırda e-ticareti yürüten işletmeler. Çünkü pazar yerleri önemli bir olgu. E-ticaretin itici çok güçlerinden bir tanesi bence. Hani buranın gücünü kullanarak da kendi marka bilinirliği ve farkındalıklarını arttırabilirler. Siz ne düşünüyorsunuz burada? Ne önerirsiniz pazar yerleri hakkında? Size tamamen katılıyorum. Pazar yerleri eğer online'da var olmak istiyorsanız ki günümüz koşullarında yani çok yakinen tecrübe etti bunu bütün neredeyse ticari evet. kuruluşlar. Online'da yoksanız artık bir nevi yoksunuz.
Evet. Yani herkes, bütün kuruluşlar online'a geçmek durumunda kaldı. Çok hızlı bir geçiş yaşadık. Dolayısıyla online'da olmak zorunda olduğumuz bir dönemde de tabii ki kendi web sitemiz, aslında o bizim kendi evimiz, kendi dükkanımız, kendi web sitemiz var. Evet, fakat pazar yerleri bugün çok ciddi bir itici güç. Yani milyonlarca insanın girdiği, milyonlarca alışverişin yapıldığı, keza aynı büyüklükte işte reklamın döndüğü bir altyapının, teknolojinin kuvvetli yatırımların olduğu bir yer. Ve orada olmalısınız. Yani günümüzde başka bir şansınız yok. İlk pazar yerleri başladığında aslında çok daha farklı uzmanlıklarda yer alıyorlardı, öyle diyeyim. Veya her bir pazar yerinin farklı bir sektörde uzmanlığı vardı. İşte kimileri biraz daha tekstil ağırlıklı gidiyordu. Kimileri daha işte fashion veya biraz teknoloji ağırlıklı gidiyordu. Kimileri lüks markalara biraz daha yöneliyordu vesaire. Ama artık o küçük pazar yerleri de çok fazla hayatını sürdüremez oldu. Çünkü çok ciddi bir yandan da alt taraftan yatırım yapılması gerekiyor. O yüzden oralarda da biraz büyük tekelleşmeler başladı. Ve o kadar büyük gücün içinde milyonlarca insanı ziyaret ettiği pazar yerlerinde gerçekten hem satış yapmak için hem markalaşmak için olmanız gerekiyor. Bence birçok insanın endişesi şu, onu da çok net anlıyorum. Tabii ki komisyonlar yüksek. Evet. Bazı ürünlerde, sektörlerde o kadar kâr marjları yok. Ama öte yandan ben hep şunu söylüyorum. Tamam, anlıyorum, o kadar kâr marjı vermek istemiyor olabilirsin ama yani o pazar yerinin çektiği müşterinin yani %10'unu bile, belki hatta çok daha az bir oranını çekmek için, kendi web sitene çekmek için sen yine yatırım yapmak zorundasın, yine reklam vermek zorundasın ve belki o pazar yerine ayıracağın bütçeden daha fazla bütçe ayırman gerekiyor. Bu tabii bir matematik, bir ticari karar. Yani herkesin kararı kendinedir elbette. Ama en azından bu kararı verirken o matematiği yapmalarını ben öneririm naçizane. Orada çok ciddi bir trafik var, bir altyapı var. Ondan faydalanmak varken kendi başına büyük bir okyanusta dalgalarla yüzmeye çalışmak çok daha zor bence. Doğru. Bu arada aslında yönetim tarafı da daha kolay değil mi? E-ticaret sitenizde işte pazar yerlerini tek bir çatı altında yönetebiliyorsunuz, siparişleri takip edebiliyorsunuz, ürünleri güncelleyebiliyorsunuz. Hani aslında şimdi teknik olarak da bu kolaylık varken tüm o bileşenleri bir arada değerlendirmek daha da önemli değil mi? Çok doğru. Şimdi ben orada çok hafif Digimax'a da gelmek istiyorum. Bloomingdale Digimax altyapısı kullanıyor ve hani çok memnunuz. Onu da ben her yerde söylüyorum. Çünkü gerçekten çok kullanımı kolay, menüleri kolay. Yani hiç özellikle bir teknolojik altyapınız, bilginiz olmasına gerek yok. Okuma yazma bilen herkes yapabilir diye söylüyorum ben. Ondan önce ben yani Bloomingdale'i kurmadan ve Digimax'la çalışmadan önce yine çok küçük bir e-ticaret sitesi deneyimim vardı. O dönemde de böyle işte sizin gibi şirketler çok revaçta değildi, öyle değil. Ve ben bir yazılımcı arkadaşla çalıştım. Fakat yani dünyanın en zor şeyi de herhalde, çünkü hem eğer siz işte yazılım ve o arka taraftaki teknik şeyleri bilmiyorsanız sizin için çok çok zor. Hem de bütün sizin işinizi kurduğunuz, hayatınızı, sermayenizi, her şeyinizi yatırdığınız şey tek bir kişiye bağlı kalıyor. Yani o adama o an ulaşamıyorsunuz veya işte bir problem oluyor. Dolayısıyla çok zorlaşıyor iş. Ama şimdi günümüzde artık çok daha kolaylaştı. Sizin dediğiniz gibi bu ortak pazar yerleri olsun veya işte sizler gibi altyapı sunan şirketler olsun. Bunun çok daha kullanımı kolay. Menüleri çok kullanışlı, çok basit, uygulanabilir hale getirdiler. Bir de hep şundan bahsediliyor, artık günümüzde çeviklik her şey, hız her şey yani. Evet. Hem tüketici, müşteri ihtiyaçları çok hızlı değişiyor. Hem de yine karşı tarafta müşteriler beklemek istemiyor artık. Hani bugün sipariş verdiği ürünü hemen yarın kapısında istiyor. O yüzden de e-ticaret çok hızlı bir hale geldi. Yani hızlı olmak zorundasınız. Bu sebeple de menüsüne veya yapacağınız bir değişikliğe siz hakim olduğunuz bir satış noktasında, bir mecrada
işler sizin lehinize çok daha iyi işliyor. Bu sebeple pazar yerleri de gerçekten çok keyifli. Aynen. Aslında şöyle de olabiliyor. E-ticaret yapmak istiyorum ama hani bir çekincem var. Ben bunu yapabilir miyim? Başarabilir miyim? Hiçbir teknik bilgim yok. Emin değilim, açtım ama işte siparişler nasıl gelecek? Siparişleri takip edebilecek miyim? Hani yönetim konusunda aslında bir şey var. Hani girme tereddütüm var. Evet. O konuda aslında biraz daha cesaretli olmaları gerekiyor değil mi? Çünkü hani bastiz çok daha fazla avantajlar var. Hani girmemek için belki hiçbir neden yok. Çok daha fazla kişiye ulaşma, erişme imkanı var. Bu tarafta yeni başlayacak olanlara aslında tavsiyeniz neler olur? Şimdi e-ticarete başlayacak olanlara siz çok güzel özetlediniz. Yani uzun yıllar belki de hani çok geleneksel yöntemlerle iş yapmış, ticaret evet. yapmış insanlar buna çekiniyor ağırlıklı olarak. Hani işte bizim jenerasyonumuz veya daha aşağıdan gelen jenerasyon çok belki çekinmiyor. Hatta daha gençler onun içinde doğuyorlar belki vesaire ama biraz daha hani geleneksel yöntemlerle iş yapmış olan kişiler evet bundan çekiniyorlar. Çünkü hani bilinmez her zaman insanda korku yaratır. Bu evet. sebeple ama hani ben de şunu söylüyorum yani Türkiye gibi her saniyesi işte krizle geçen, belirsizlikle geçen, zorlukla geçen ekonomide ticaret yapıyorsanız, yapabiliyorsanız ticaret çok daha kolay. Çok daha kolay derken hani bir yandan da insanlara tabii hani e-ticaretten çekinen insanlara çok toz pembe bir dünya çizmeyelim. Elbette zorlukları var ama ilk başta yani her şey adım adım gidiyor. Bilmediğiniz her işin başlangıcı her zaman zor. E-ticaret de o şekilde ama başlangıcı çok kolay. Artık menüler çok kolay, eğitimler çok kolay. Yani bugün belki Facebook'tan, Instagram'dan veya diğer birçok sosyal mecradan ufak bir video izleyip birçok konu evet. hakkında eğitim alabiliyorsunuz. Bilgi erişim kolay. Çok kolay. Çok kolay. Gerçekten çok kolay. Onu yapabilen yani bir YouTube videosu izleyebilen herkes bugün bence bir site kurabilir. O arka tarafı çok kolay çözebilir. Ama ondan sonrası için tabii ki çok çok ciddi algoritmalar var, teknikler var, çalışmalar var, yöntemler var. Bitmeyen derya deniz bir dünya. Oralar çok ayrı konular. Sürekli aslında o hem dinamizme ayak uydurmak hem işte araştırıp öğrenmek. Hani hı hı. işte ben siteyi açtım nasıl bir şekilde yürür demek değil. Ona aslında el bebek gibi bebek bakmak veya işte onun üstüne titremek de aslında değil mi tabiri caizse? Öyle gerçekten öyle. İlgilenmek de gerekiyor. Öyle evet. Hiç bitmiyor o süreç çünkü yani web sitesi çünkü dünya çok hızlı gelişiyor. Yani bugün bildiğiniz bilgi yarın artık yürürlükten kalkıyor çünkü kurallar değişiyor. Şu pandemi süreci bile bize çok fazla şey gösterdi değil mi? Bir anda her şey ne kadar çabuk değiştiğini ve bizim ne kadar çabuk adapte olduğumuzu değil mi? Adapte olduğumuzu evet gerçekten öyle. Yani bu dönemde ben de hani olabildiğince evden takip etmeye çalıştım benzer yayınları. Herkes kendince tabii bir takım önlemler almaya çalıştı. Hem evet. işinde hem özel hayatında bir takım fikirleri oldu. Ama hepsinin ortak noktasına baktığımızda sizin dediğiniz gibi bir çeviklik, esneklik ve hatta hani bugünlerde çok popüler olan bu rezilyans deyimi yani tamamen bunu Türkçesinde tam bir karşılığı yok ama hacı yatmazlık diyorlar rezilyansla ilgilenenler. Hacı yatmazlık, esneklik yani olduğun kaba sığabilmek, akışla gidebilmek vesaire bunlar çok önem kazandı. Artık hiçbir şeyin tek bir doğrusu, tek bir yöntemi, tek bir yolu yok. Biraz bizi yaşadığımız süreç yönetiyor ve o süreçlere ayak uydurmak, hızlı bir şekilde ayak uydurmak, agile olabilmek günümüzün en popüler kelimeleri ve belki de başarının anahtarları. Bu tarafta şeyi aslında sormak istiyorum. Biraz da e-ticaretinizin içine dönsek. Burada hı hı. aslında yapılanmayı yaparken işte iade prosedürünüz nedir? Müşteri ilişkileri tarafını nasıl yönetiyorsunuz? Mesela sipariş geldikten sonraki süreçte nelere dikkat ediyorsunuz? İşte bunun kargolaması, gönderdiğiniz kutu belki bile hani orada yaptığınız ufak tefek şeyler bile belki jestler tekrar size o müşterinin tekrar geri dönmesini de sağlayacak. Değil mi aslında? Çok doğru. O taraftan nasıl neler yapıyorsunuz?
Çok doğru. Şimdi orası aslında sizin yani markanızın kimliği, markanızın hep konuşulan şey, hatta daha bu sabah dinledim bir Zoom toplantısında, yani nasıl bir fiziki mağazanız olduğunda, mağazanın içeri bir müşteri girdiğinde işte kalkıp onu selamlayıp hoş geldiniz, nasıl yardımcı olabiliriz, ne bakıyorsunuz vesaire gibi müşteriyle ilgileniyorsanız, aslında e-ticarette sitenize bir müşteri geldiğinde tabii ki bu fiziki yaklaşım ilgi olmuyor ama onu hissettirmeniz gerekiyor belki de. Ve hele hele o müşteri sizden bir alışveriş yaptıysa, mevcut müşteriyi tutmak çok çok önemli bir şey. Onun ikinci kez size gelmesini sağlamak çok çok önemli bir şey. O markanın biraz da gönül bağı yaratması önemli. Dokunabilmesi önemli müşteriye. Hani işte o küçük nüanslarla, sizin dediğiniz gibi belki ufak bir işte hediye notu yazmakla, belki paketinde ufak bir şey yapmakla. Çünkü rekabet çok büyük. Yani inanılmaz büyük rekabet var. Uluslararası rekabet var. Yani bugün bizim yaptığımız işi, bizim yaptığımız ürünü dünya çapında bilinen birçok marka da yapıyor. Şimdi biz onlara göre çok çok ufak bir şirketiz, bir markayız. Dolayısıyla bizim onlarla rekabet edebilmemiz için bir şeylerde müşteriye farklı bir şekilde dokunabiliyor olmamız lazım. Biz tabii buna hani çok özen göstermeye çalışıyoruz. Bir de galiba hani bu artık bence günümüzün mottosu da bu oldu. Yani önceden hep bize öğretilen işte kurumsal kimlik, böyle bir heybetli duruş vesaire, işte müşterinin gözündeki o büyük algıyı yaratmaktı. Ama şimdi o biraz terse döndü. Daha sıcak, daha müşteriye böyle Samimi. dokunabilen, samimi olduğu gibi, yani ne yaşıyorsa onu yansıtan markalar, hayatın içinde olan markalar daha kıymetli hale geldi. Biz de aslında tam da Bloom Bag'in yapısına ve ortaya çıkma fikrine uyan bir bakış açısı bu. Kendi sıcaklığımızı, kendi, çünkü ürünü nasıl sahipleniyorsak, kendi kullandığımız ürün neyse, yani ben işte nasıl en başta anlattım, ben iş dünyasında o kadar şık giyinirken o çirkin çantayı taşımak istemedim. Şimdi dolayısıyla ben o çantayı taşımak istemediysem, benim müşterime de ben güzel bir çanta sunmak istiyorum. O çantayı yanında taşırken gerçekten böyle mutlu olacağı, hoşuna gideceği, o şıklığına yaraşacak bir çanta sunmak istiyorum. Kaliteli bir çanta sunmak istiyorum. Dayanıklı bir çanta sunmak istiyorum. Aynı zamanda doğa dostu bir çanta sunmak istiyorum. Çünkü artık doğaya saygı duymayan hiçbir kuruluş var olamıyor. Zaten yani doğaya sahip çıktıkça hepimiz çoğalacağız, hepimiz bu dünyayı sürdürebileceğiz. Kesinlikle. Bütün bunlara sahip çıkarak müşteriye yansıttığınız zaman galiba o güzel bağı ufak ufak yakalamaya başlıyorsunuz. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. İade sürecini bir de sormuştunuz. İade sürecinde de yani e-ticaretin en olmazsa olmaz önemli noktalarından biri de bu iadeler. Çünkü müşteri çok haklı, görmeden alıyor, dokunmadan alıyor ve bazen beklediği gibi çıkmıyor. Veya mesela bizim yaşadığımız iade sebeplerinin en başında gelen laptop ölçülerine uymuyor en Uymuyor. basiti. Dolayısıyla elbette zaten müşterilerin yasal hakkı 30 gün içinde iade etmek. Yerde bile var. Her daim biz ürün yıpranmadığı sürece koşulsuz bir şekilde iadeyi de alıyoruz. Aslında onu net olarak söylüyorsunuz, değil mi? Yani aslında Tabii e-ticaret ki. sitesi içinde işte ürünü aldıktan ve sonrası için bütün bilgileri net olarak veriyorsunuz. İşte iade süreçleri, siparişle ilgili işte iletişim süreci, ne kadar doğru ve net bilgi o kadar müşteri memnuniyeti, değil mi? Çok doğru, çok doğru gerçekten. Yani iadede bir kere, çünkü bizler de müşteriyiz. Biz de çoğu zaman hani aldığımız bir ürünü işte iade etmek istiyoruz. Aynı mantık müşterimize hiçbir zorluk çıkarmadan
30 gün içinde iade alabiliyoruz. Hatta çoğu zaman mesela hediye alınıyor. Bu bizi en mutlu eden şeylerden biri. Sevdiği insana bizim ürünümüzü hediye etmesi gerçekten çok hoşumuza gidiyor. Ama belki işte atıyorum doğum günü bir ay sonra ama şimdiden alıyor ürün kalmaz vesaire. İşte arkadaşı onu beğenmiş diye alıyor. Onu verdiğinde artık o bir ay geçmiş oluyor. Sonra beğenmiyor ya da işte o ürün laptopuna uymuyor. Alan kişi bizi arıyor. Diyor ki ya 30 gün geçti ama işte böyle böyle oldu. Hani iade edebilir miyim? Elbette biz öyle bir ürünü de iade alıyoruz. Yani çok ciddi, net kurallarımız, iyi niyet olduğu sürece öyle net kurallarımız yok. Yeter ki bizimle iletişime geçsinler. Zaten iletişim çağındayız. Bir yandan da her yerden bize ulaşabiliyorlar. Biliyorsunuz Instagram'da varız, WhatsApp'ta varız, info maillerimiz var. Her noktadan müşteriler ulaşabiliyor. Yeter ki o iyi niyeti karşılıklı hissedelim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum Pınar Hanım. Sonlara geldik. Paylaştığınız bilgiler için çok çok teşekkürler. Umarız faydalı olmuştur herkese de. Ben de öyle umuyorum. Şöyle tekrar açalım hatta. Size ulaşmak isteyenleri yine Instagram hesabınızdan ve web siteniz üzerinden ulaşabilirler. Bizlere ulaşabilirler her tekrar zaman. Soruları olursa. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte inşallah. Yakın zamanda tekrar etkinlikler yüzde tekrar o sıcak iletişim içerisinde oluruz. Umarım, ben de heyecanla bekliyorum. Bekliyorum o paylaşımları, tekrar bir araya gelmeyi. Evet. Ve hep de söylüyorum yani bizi takip edenler de lütfen bu tarz etkinliklere gelsin, katılsın. Biz çünkü mutlaka birbirimizden öğrendikçe büyüyoruz, çoğalıyoruz. Her birimizin birbirinden öğreneceği çok şey var. Bu paylaşımlar çok kıymetli. Bunların devamının gelmesini diliyorum ben de. Yeni girişim fikri olanlara da başarılar diliyoruz. Yolları açık olsun. Yolları açık olsun. Herkese bol kazançlar. Başarılar diliyorum. Sağlıklı günler diliyoruz. Aynen. Çok teşekkürler. İzleyen herkese de vakit ayırdığınız için. Sevgiler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun.